Şimdi arkadaşlar, bugün konumuz şu. Bir adet YouTuber veya bir streamer nasıl oluyor da hacklanıyor? Konumuz bu. Bir streamer'ın veya bir YouTuber'ın hacklanması, bir kanalın hacklanması nasıl oluyor? Sizce yeterince tecrübeli bir YouTuber, bir streamer bu şekilde hacklenir mi? O zaman bir YouTuber'ı, bir yayıncıyı hacklemek için kullanılan çok çılgın bir yöntem var. Bunu videonun sonunda size aktaracağım. Nasılsınız? Keyifler yerindedir inşallah. Benim bu YouTube videolarını izliyorsunuz ediyorsunuz da abone oluyorsunuz değil mi? Bak oğlum %20 %30'lara düştü abone olmadan izleyenlerin sayısı. Ayıp oluyor ya. Bir iki abone olun kardeşim orada. Abone olun oğlum. Bakın biz burada size bir hizmet, bir destek olmak için buradayız. Lütfen bu desteğimizi, bu varlığımızı karşılıksız bırakmayın lütfen. Dileniyorum. Kapitalist düzen oğlum. Direkt dileneceğiz yani. Yapacak başka bir şey yok. Bir hackleme işlemi için, bir hesap alma işlemi için gerçekleştirilen atak vektörler genel hatlarıyla phishing ve sosyal mühendislik tabanlı oluyor. Bunun dışında bir metot daha var. Çok fazlasıyla kullanılan bir metot var arkadaşlar. Biz bunu çok sıklıkla görüyoruz sağda solda. Onu bir paylaşayım size. Arkadaşlar böyle Hürriyet'te, sağda solda, haber sitelerinde, Twitter'da falan şöyle şeyler görüyorsunuzdur. İşte bilmem kaç milyon user'ın olduğu veri tabanı leak etti. Database leak etti falan diye. İşte bilmem kaç yüz milyon kullanıcının hesabı çalındı. İşte bakın onlar aslında internette doğru bir aramayla bulabileceğiniz şeyler. Örnek göstereyim size. Mesela Have I Been Pwned'a giriyorsunuz abi. Diyorsunuz ki işte bir tane e-mail adresini aratıyorsunuz. Arattıktan sonra size bunun nerelerde çalındığını gösteriyor. Abi çalındığı yerlerde böyle enteresan bir şey var. Bak Collection 1 diye bir şey varmış. Bir database leak'i. January 2019'da böyle bir sürü şeyler leak edilmiş. 2.7 milyar bir şey diyor. Abi o tarihte nerede ne yapıldı diye bir aratıyorsun. Bak aynen çıkıyor, tamam mı? Buradan bu adam tarafından bulundu. Böyle bir data var ve bu dark web'de satılıyor diyorsun. Ondan sonra toplamda baktığında böyle bir veriden bahsediliyor. Gidiyorsun abi dark web'de bunu buluyorsun. Bulduktan sonra abi insanların şifrelerini buluyorsun doğal olarak. İnsanların şifrelerini bulduktan sonra bu şifreleri adamın verdiği, kullandığı diğer hesaplarla karşılaştırıyorsun. Şöyle ki adam o password'ü, o parolayı, şifre değil parola bu arada, parolayı başka sitelerde de aynısını kullanmış mı? Adamın e-mail'ını buluyorsun, database'deki şifreyle karşılaştırıyorsun. Aynı şifre ise veya birçok şifresini buluyorsun, şifrenin paterni oluyor. Mesela bulduk, bunları da bulduk. Türkiye'de aklınıza gelebilen top seviyedeki tüm yayıncı ve YouTuber'ların son 5 yılda leak etmiş bütün veri tabanlarındaki parolalarını çıkarttırdık. Testleri de buydu modların ve bulup getirdiler. Dark web'den bulanları oldu, internetten forumlardan parayla alanları oldu, bilmem ne olanlar oldu ama bulup getirdiler. Testimiz buydu abi. Bunların çoğu bizim bulup kullandığımız gördüklerimizin %99.9'u eski ve kullanılmayan, artık bir görevi olmayan password'lar olduğu için neler çıkmış ben size şöyle bir çok hızlı göstereceğim. Çünkü sabahtan beri bu yayıncılarla mesajlaşıyorum. Haliyle tabii kimse burada gözükmek istemiyor. Ama hani böyle bir uzaktan tatlı tatlı vişt diye göstereceğim, kaldıracağım, tamam mı size? Hazır mısınız? Bak. Abi en baştakini söylüyorum. Nasılsa problem yok. PewDiePie bile var. Onu bile buldular. Zaten buralarını Felix kısacak iyice, böyle bir saniyelik falan gözükmeye şeklinde koyacak. Siyah ekranda böyle. Blurle Felix buraların hepsini YouTube'a atarken, tamam mı? Bak. İşte Tanta, Tinti Tanta var, Telraen var, Tışıtmat var, Perkcan Güven var. Hepsi var. Bak bunların hepsi var. Torkum var. Daha dur dostlar. Bir tane daha yapıyorum. Hazır mısınız? Hayrettin var, PewDiePie var, Torkum Tıtıtmak, Tenet Batut. Başka aklınıza gelecek herkes var. Bunlar denemelik olarak gösterdiklerim. Nasıl bulunuyor abi? Bunların hepsi leak edilmiş internette var. Giriyorsunuz Have I Been Pwned'a. E-mail adresini yazıyorsunuz. Hangi database'de olduğu çıkıyor. O database'den gidiyorsunuz. O database'i buluyorsunuz dark web'de veya normal yerde. Ondan sonra onu alıp search ediyorsunuz. Bitti, bu kadar. Beleş bedava Brazzers Premium abi, lütfen. Ya of be. Ben az önce size şey dedim arkadaşlar. Başka hangi metotlar var? Bu fenomenlerin hepsi, yok efendim video çekme programları, yok işte böyle doğum günü kutlama videosu çekeyim sana göndereyim 50 TL. İşte efendime söyleyeyim bilmem neyi kullan sana göndereyim onu da 20 TL falan filan diye böyle uygulamalar. Bu app'lerin bir ortak özelliği var arkadaşlar. Telefona app yükletiyorlar. App yüklettikleri yerden hepsi senin telefon numaranı, veri tabanını, bilmem neyini alıyor ve adamların veri tabanına gönderiyor. Ulan o adamların veri tabanını
tabanı ne kadar güvenli ki? Hani mantık olarak düşündüğünde. Ne kadar sağlam ki orası? Ya düşün. Ben Tulkan'ım veya Jahreyn'im. Örnek veriyorum, tamam mı? Bana diyor ki sizi bu programa davet ediyoruz. Şu kadar para kazanacaksınız. Efendime söyleyeyim işte şey yapın. Altı üstü böyle sizden gelecek. 72 saat içerisinde adamın resmini çekeceksiniz. Aha Ahmetçiğim, Mehmet senin doğum gününü kutluyor. İyi günlerde, yeni yaşlarında başarılar diliyorum. diye. Bunu nasıl yapıyorsun abi? Bir tane app'le. E abi o app'e ne yetkiler veriyorsun? O app'in durduğu database hacklenirse ne olacak? Gitti. Geçti vurup pazarı süreçliğini de. Gitti oğlum. Bütün her şey. Bu telefondaki her şey gider. O yüzden yani bu kadar derine kasmanıza gerek yok aslında. Bu adamlar neyi kullanıyor diye. Bir bakın. Ondan sonra şey yapın. Sevgili influencer arkadaşlar. Size gönderilen sponsorluk istekleri çok tehlikeli oluyor. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Bu demin anlattığım video çekme hikayesi için konuşmuyorum ama şu sıralar Avrupa'da çok sıklıkla gördüğümüz bir atak vektörü var. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Dikkatli olun diye. Selamlar. Skit Secureline diye bir tane firmadan ulaşıyorum size. Bir VPN servisimiz var. Skit Secureline VPN diye. Bir dakika boyunca bizden bahsedersiniz. $1,550. 30 saniyelik small clip gösterirsiniz. $1,070. Para ödeyeceğiz. Lütfen bize haber verin. Bak her şey legit burada değil mi? Arkadaşlar gönderdikleri tamam diyorsun, kabul ediyorsun. Ondan sonra size VPN için exe gönderiyorlar ya incelemeniz için. O gönderdikleri exe dosyası aslında Trojan. Düşünebiliyor musun? Yani adamlar direkt olarak bilgisayarda ne var ne yok indiragandi yapıyorlar. Hem de sponsor ayağına. Öyle bir yeniyor ki abi bu. Sen bir influencersan bunu zaten bekliyorsun. Zaten sana böyle aptal aptal mail adreslerinden geliyorlar. VPN olduğu için de yiyorsun. Küçük ve orta derecede influencer direkt bunu yer yani peynir ekmek gibi. Bak mükemmel bir phishing gönderimi. Oltalama saldırısı yöntemi. Orkun'un videoda falan yaptığı gibi brute force hikayesi var da ben size şöyle bir şey göstereyim. Eğer sadece rakamlardan oluşan 10 haneliye kadar bir şifreniz varsa anında çözülüyor. Küçük harflerden oluşan 7 taneye kadar anında çözülüyor. Büyük harf küçük harf karışık varsa 6 karaktere kadar anında çözülüyor. Rakam büyük harf küçük harf falan varsa onlar 5 saniye. Na rakam simbol minbal hepsi karman çormansa o zaman da 5 saniyede çözülüyor. Eğer kısaysa. Ama uzadıkça ve karmaşıklaştıkça abi mesela 11 karakterde işin cılkı çıkıyor. Yani brute force'da falan bu iş zor. Anca ne yapacaksınız abi? Biz bilgisayarımızın başına geçtiğimiz ilk zamanlarda bize dediler ki abi bir tane parola belirle. Yazdık. Çok zor bir şey. Herkes aynı şeyi yazdı. A, B, C. Dediler ki bu parola çok kısa. Şirket geldi dedi ki olmaz bu parola çok kısa. Abi iyi de o zaman ne yapacağız? En az 8 karakter olması lazım. Peki abi o zaman A, B, C, D, E, F, G, H, E, D, V yazdık tamam mı? Uzattık. Tamam. Şimdi içinde en az bir tane rakam istiyorum. Hepimiz ne yaptık abi? A, B, C, D, E, F'nin sonuna geldik. Bir ekledik. Ondan sonra dediler ki bu kadar yeterli değil. Bir tane de büyük harf istiyorum. Bir rakam istiyorum ve 8 karakter olacak. İlk yaptığımız şey ne? Birinci karakteri büyük yazmak oldu. A, büyük A. B, C, D, H, D, 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 1. O zaman dediler ki bu da yeterli değil. Bir büyük karakter, bir küçük karakter, ondan sonra bir tane rakam, bir de özel karakter. Biz tabii ilk defa görüyoruz böyle. Özel karakter ne lan? Hiç hayatımızda görmemişiz. Bize anlattılar. Dediler ki et işareti, ünlem işareti, yıldız, nokta, virgül bunlar özel karakterler. Eyvallah dedik. O zaman öyleyse gelelim özel bir karakter yapalım. Hepimiz parolamıza ünlem işareti koyalım. Değil mi? Nokta olur da esas ünlem abi. Ünlem. Neden biliyor musunuz? İngilizce klavyede de Türkçe klavyede de her klavyede aynıdır. Shift 1. Herkes de bunu düşünür. Gittik. Büyük A, küçük harfler. Sonuna bir tane. Bir. Yanına da ünlem. Şimdi bu kanalda bulunan 420 kişi aynı şeyi düşünüyor. Şifremi değiştirmem lazım. Hem de hemen. Sevgili dostlar. Hepimizin kafa aynı şekilde çalışıyor. İnsan psikolojisi. Şimdi bakın abi. Birinci harfin büyük olduğu, sonunda ünlem olduğu, en sonunda bir rakam olduğunu düşündük. 8 karakterli şifrenin 3 karakterinin nasıl olduğunu biliyoruz. Şimdi brute force yaparken ilk karakteri büyük dene, gerisini küçük dene. Sonuna rakam koy. Son karakteri rakam olsun. En sonuna da şey koy diye böyle rule setini böyle ayarlayıp arattırdığın zaman o 5 milyar yıl diyor ya. O kadar uzun sürmez. Yani sevgili dostum IQ, 1000 IQ kullanacağım bunları. Hepimizin ortak bir hastalığı var insan ırkı olarak. Nedir? Kendimizi haddinden fazla önemsiyoruz. Tek akıllı sensin Amerika. Kimsenin aklı çalışmıyor. Bir akıllı sensin. Hikaye bu. Şimdi karakterlerinde bilmemlerinde sayısına göre kendine düzgün bir tane şifre ayarladın. Ondan sonra bu işte kolay kolay da çözülmediğini gördün. O zaman abi dikkat edeceğin şey kendine özgü aynı şifreyi birden fazla sitede kullanmayacağın, tek yerde kullanacağın, kendine ait bir paterninin olacağı özel bir çalışma yapmak.
Mesela bununla ilgili çok güzel bir şey ekledim ben. Lunis'in içinde yine SSS'den gidebilirsiniz buraya. Bak abi, authentication'da tavsiye edilenler. Kalın bir password kullanın. Aynı password'ü birden fazla kez kullanmayın. Bir tane password manager'ınız olsun, böylece hatırlamakla vakit harcamayın. Ama bu biraz riskli. Tamamen kişisel tercih. Two factor authentication'ı açın. Yani MFA'niz olsun. Telefona melefona bir yerlere gelsin. Have I been pwned veya breach alarm. Breach alarm çok güzel abi. Şunu göstereyim size. Buraya e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Eğer herhangi bir dilimi sözünü ettiğim leaklerden herhangi birinde çıkarsa size e-mail geliyor. Abi senin e-mailini şurada gördük Darknet'te diye. Bakın sevgili YouTuber arkadaşlarım, bu breach alarma üye olun. Önemli bir şey bu. Backup kodlarınızı saklayın. Password pininizi, arkadaşlar bunu çok gördük. ATM'lerde yukarıya scammer ve kamera koyarlar. Elinizi kapatarak pininizi girin. Önemli bir nokta bu. Password'lerinizi belli aralıklarla değiştirin. Browser'da tutmayın. Browser'larda zero day oluyor. Direkt dump ediliyor. Network'ten ulaşmış birisi alabiliyor. Başkasının makinesinden girip kullanmayın. Cookie'ler mukiler durmasın. Password hintleriniz tamamen uydurduğunuz şeyler olsun. Hatta bu gizli sorulara gerçekten doğru cevap vermeyin. 4 digit pin kullanmayın. 4 digit pin dediğiniz mesela Windows açılırken girdiğiniz pin değil. Telefonlara girdiğiniz pinden bahsediyor. Çünkü Windows açılırken girdiğiniz pin TPM modülü denen bir chip var Windows makinesinin içinde. PC'nin içinde. Onu kullanıyor. O yüzden o ona özel, yani o makine o Windows'ta o user'la sadece açılır diye. Conditional access var orada. O biraz farklı. 2FA'de multi-factor authentication'da SMS kullanmamaya özen gösterin. Çünkü SMS güvenli bir protokol değil. Face Unlock'tan uzak durun. Çünkü bir sürü yöntemlerle Face Unlock bypass edilebiliyor. Unique username'ler kullanabilirsiniz ama o biraz iyice paranoya mevzusuna gelirseniz yapabilirsiniz. Böyle mantıklı şeyler var. Okey mi dostlar? Dataları alıyorsunuz. Nereden alındığı, brute force'ta ne kadar süreceği ama insan psikolojisinin nasıl bizi yanılttığı vesaire hepsini anlattık dostlar. Akıllı olun. Her gelen sponsorluk gerçekten sponsorluk değil. Bu konuları konuşuyoruz yayında. Siz sevgili YouTube'cu kardeşlerim eğer merak ediyorsanız katılın bize. Salı perşembe, bazen pazar artık. Pazar günleri biraz saldık. Ama salı perşembe kesin yayın yapıyoruz. Bekleriz efendim. Abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atın. Görmek istediğiniz şeyleri. Bye YouTube diyorum. Hepinizi öpüyorum.